Yeni Kapı'dan herkese merhabalar efendim. Sivas tanıtım günlerindeyiz. Bugün Yeni Kapı etkinlik alanındayız. Sivas Konfederasyonu, Sivas Platformu ve İstanbul Sivas Konfederasyonu tarafından düzenlenen 13. Sivas tanıtım günlerinde bugün Yeni Kapı'dayız. Memleket günleri kapsamında düzenlenen Sivas'ın hem kültürel değerlerinin yaşatıldığı bu özel gün ve anlamlı günü sizlerle buluşturacağız efendim. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin destekleri ile düzenlenen, her yıl geleneksel hale getirilen il tanıtım günleri bugün Sivas tanıtım günleri ile devam ediyor. Sivas etkinlik alanı yöresel halk oyunlarının yanında Sivas'a özgü yöresel yiyecekler ve halaylar eşliğinde devam ediyor. Tanıtım günlerinde sadece yöresel halk oyunları değil, Sivas'a yönelik, Sivas yöresine ait yöresel lezzetler de burada tanıtılıyor efendim. Tanıtım günlerindeyiz bugün. 13. Sivas tanıtım günleri bugün Yeni Kapı miting alanında yoğun bir katılımla gerçekleşiyor. Sivaslılar Yeni Kapı'da bugün buluştu. Bugün son günü. 8 ile 11 Eylül tarihleri arasında gerçekleşen Sivas İl Tanıtım Günleri'nin bugün son günü efendim. Son gününde Sivaslılar Yeni Kapı'da buluştu. Şu anda etkinlik alanının Sivas'a yönelik, Sivas'a özgü yöresel tatların sergilendiği alandayız. Kolhisar Sivas, Kolhisar Stadı'nın yanındayız, yer ayrılmış burada ve burada çok güzel ve ilginç bir görüntüyle karşılaştık. Burada bulguru, yani Sivas'ta bulguru inceltmek için kullanılan ve Sivaslı kadınlarımızın bu işlemi yaptıklarını gördük. Daha önceleri tabii ki, şu anda yapıyorlar mı bilmiyorum. Teknoloji gelişti biliyorsunuz ama o yıllarda Sivas'ın kadınları bulguru inceltmek için bu işlemi kullanıyorlarmış. Biz de bir deneyelim dedik. İnanılmaz zor bir aslında bir olay. Yani annelerimizin ne kadar burada özveriyle bu bulguru inceltip çocuklarına ya da işte ev halkına yemek olarak ikram ettiklerini görmüş olduk.